Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 analiz serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Analiz serimize tüm hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen en son kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım en son neler yapmış, lig programına bakalım. En son arkadaşlar İstanbul Başakşehir Başakşehir'le bir önceki maçta berabere kalmıştık. Daha sonra görüşmeler oldu. Transfer görüşmeleri yaptım. Takıma adı duyulmayan bazı genç oyuncuları aldım. Çünkü transfer sezonu bitmek üzereydi. Daha sonra ben Akhisarspor'la bir maç yaptım. Yenildik. Daha sonra transfer sezonu bitti. Ondan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'la karşılaştık. İlk maçı 2-1, ikinci maçı 3-0 kazanıp bir üst tura yükseldim. Daha sonra da yine lige dönüş yaptık. Ligde de 1-0 Antalyaspor'u yendikten sonra şimdi de Beşiktaş maçına geldik arkadaşlar. Bakalım şimdi Beşiktaş maçıyla maçımızı yapacağız. Bir sonraki maçımızda Fenerbahçe. İki tane maç deplasmanda hatta arkadaşlar. İki maçı da deplasmana gideceğiz. İlk önce Beşiktaş maçını yapalım. Zamanı ileriye al diyelim. Bir sonraki bölümde de Fenerbahçe maçını yaparız inşallah. Haydi bakalım bir sonraki maça git diyelim. Hemen Beşiktaş'ın kadrosuna bakalım. Değişik isimler yok. Hemen oyun planına bakacağım. Oyun planımız bizim belli zaten. Oo, orta saha çok kötü. Orta saha çok kötü. Bakalım göbek oyuncumuz. İkisi de aşağıya doğru bakıyor. Sağ kanat koysak nasıl olur? Şöyle şu dosu alalım. Yine koyalım. Tamam. Deon var. Deon'u alalım. Sakat da en son ama oynar herhalde. Tamam. Bu şekilde kadromuzu yaptık. Ross yükselişte. Başlama vuruşu diyelim bakalım. Analiz serimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Bakalım Beşiktaş karşısında neler yapacağız bugün. Vodafone Park'ta sıcak bir hava. Takımlar sahaya çıkıyor. Hilal Gücü Spor Futbol Kulübü, Hilal Gücü Beşiktaş'a karşı. Başarılar Hilal Gücü. Beşiktaş'ın başlama vuruşuyla oyuna başladık. Uzun bir top. Lerke karşıladı. Lens'e gelmesine izin vermedi. Bu arada arkadaşlar oyun seviyesi çok fazla usta olmadığım için profesyonelde oynuyorum. Şimdi Emre Mor. Genç transfer. Emre Ziraat Türkiye Kupası'nda şov yaptı. Şimdi araya doğru. Lerke ile içeride kimse yok ama ortasını açtı. Kaleci çıkarttı. Kimseye gelmedi. Şimdi Ryan Babel. Verdi Larin. Oğuzhan. Larin. Şimdi Gökhan Gönül'e doğru araya girdik. Giremedik. Şimdi Ryan Babel'e doğru bir top. Ryan Babel, Thomas. Thomas aldı topu. Verdi. Emre Mor'a doğru çıkarttı Rose. Gelir mi Emre Mor? Düzeltebilecek mi? Düzeltemedi. Caner Erkin'de kaldı. Pepe. Şimdi Ryan Babel'e doğru. Babel verdi, kaçtı. İkidir. Çok tehlikeli geliyor Beşiktaş. Emre Mor'un önünde güzel bir boşluk. Sağ kanattan Emre geliyor. İçeriye Rose koşuyor. Rose'a doğru gelir mi? Gelmedi. Medel. Şimdi Lens'e. Lens Oğuzhan. Gökhan Gönül'e oldu. Döndü en sağ tarafa. Defans dikkatli. Vur oğlum. İndir Ross. Nereye indirdin Ross? Şimdi Lens. Araya girdik. Emre Mor'un önüne doğru düşüncesi. Emre Mor'a gelmedi. Genç transferimiz Emre Mor. Şimdi Tolga Zengin. İndirebilecek mi? İndiremedik. Top bizde kaldı mı? Kaldı. Ama nereye? Lan ne oluyor? Bir an göz yanılgısı oldu. Top ayağımızda zannettik. Ryan Babel.
O kanadı çok aktif kullanıyor. Oradan bir gol yiyeceğiz sanki. Şimdi kontra atağa çıkıyoruz. Çıkamıyoruz. Medel girdi. Çok dikkatli. Oğuzhan verdi. Ryan Babel. Uzaklaştırmamız lazım. Uzaklaştıramıyoruz. Offside. Kalemizde çok büyük bir baskı oluşturdu Beşiktaş. Offside'da biraz nefes aldık. Thomas kullandı. Ross'a doğru. Ross indir artık şunu evladım. Biraz pas yapalım. Topu ayağımızda tutalım. Oyun kontrolünü sağlamaya çalışalım. Emre Mor. Kaç oğlum Emre. Emre kaç. Emre kaç. Bekleme. İndirdi şimdi. Ross. Kaç oğlum Ross. Defans çok iyi. Medel çok dikkatli. Şimdi bir ver kaç denemesi. Hayır. Hayır. Babel. Babel vurdu gol. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Vodafone Park'ta. Maça iyi başlayamadık zaten. Kontrol Beşiktaş'taydı. Top üstünlüğü, topla oynama üstünlüğü de Beşiktaş'taydı. Ross şimdi dönebilecek mi? Free kick mi? Bakalım. Aynen orada bir free kick var galiba. Emre Mor topun başında. Emre geldi, vurdu. Kaleci Tolga 90'dan çıkarttı topu. Güzel bir şut çıkardı ama mesafe uzak olduğu için, Tolga Zengin için aslında zor bir top da olmadı. Ve ilk yarı sonucu Beşiktaş 1, Hilal Gücü 0. Hemen ikinci yarıya gidiyoruz. %56'ya 44. Kaleye şutumuz yok daha. Bir tane var, o da Emre Mor'un şutu free kick'ten. Ross. İlerleyemiyor. Şimdi çıkmaya çalışıyor Hilal Gücü. Rakibi güçlü. Kadro bakımından çok zengin. Şimdi Emre Mor'un önüne doğru ama içeride kimse yok. Çek oğlum Emre. Hoca tam çizginin üzerinde galiba. Emre sakatlanma. Emre sakatlanma. Emre maalesef sakatlandı. Ortaya açtık. Ön direğe doğru çıkar mı? Maalesef çok kötü bir şut. Emre Mor bu arada oyuna dahil oldu mu? Onu göremedim. Ross vurdu gol. Ross vurdu gol. Yükselişteki Ross. Golü atıyor. Beraberlik golünü yakaladık. Dakikalar 70'i mi gösteriyorduk? Buradan stüper. Defanstan çıktı stoper oyuncu, stüper. Ve Tolga Zengin'i avlıyor Ross. Dakikalar bakalım. 70'i gösteriyor. Daha henüz konuşmak için çok erken. Wagner Love. Şimdi atağa çıkabilecek miyiz? Dakikalar 86. Çok güzel bir boşluk var ama Ross dönemiyor. Solda mükemmel bir boşluk vardı arkadaşlar. Siz de görmüşsünüzdür. Yapma bunu, yapma bunu. Ross dönemedi. Soldaki boşluğa dönebilseydim arkadaşlar.
Müthiş bir pozisyon olacaktı. Ross, indirmen lazım bunu çocuğum. Son dakikalar artık. Son dakikalar. Yok böyle bir gol. Faronas müthiş bir gol attı arkadaşlar. Dakika 90 artı 3 müdür nedir artık bilmiyorum ama şu golün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Akıl dolu bir gol. Tolga Zengin'i avlıyor. 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 çevirmeyi biliyor. Hilal Gücü Beşiktaş karşısında Vodafone Park'ta. Harika bir aşırtma gol. Tolga Zengin ne yapacağını şaşırdı. Ve 2-1 kazanıyoruz 90 artı 4'te attığımız golle. Müthiş bir maç arkadaşlar. Müthiş bir geri dönüş. Hilal Gücü Futbol Kulübü Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı deviriyor. Harika bir aşırtma golü. İleriye gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım ligdeki son durumumuz neymiş? Puan durumu da hem göstermiş olalım. Bakalım Galatasaray liderdi. Galatasaray'ın maçı ne olmuş? 2-0 yine yenmiş Kasımpaşa'yı. Trabzon berabere kalmış. Fenerbahçe Başakşehir'e yenilmiş. İleriye diyelim. Büyük takımlara baktık. Hilal Gücü Beşiktaş galibiyetiyle 8. sıraya kadar yükselmiş arkadaşlar. Galatasaray, Akhisar Spor. Akhisar'a yenilmiştik zaten. İkisi lider götürüyor. 4'te 4 yapmışlar. Biz de bakalım. 4'te 2 galibiyet. 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. İleriye diyorum arkadaşlar. Bir sonraki maçımızda Fenerbahçe ile. Oyuncularınızın gelişme dair rapor. Ross ciddi bir gelişme gösteriyor. Tamam. Nüger OP yeteneğini 70 seviyeye yükseltti. Tamam. Çift vuruşa ulaşmış Ross. Bakalım favori oyuncularım seçim diyor. Bu neymiş? Paraná takımından Tuğba için teklif geldi. Emre Mor sakatlık yaşadı. Kozunu çalışırken zedelenme meydana geldi. Ekim ayına kadar da sahalardan uzak diyor. Emre Mor için bu kötü oldu arkadaşlar. Favori oyuncularım için bir oyuncu kaydetmenin zamanı geldi. Tamam, buralara bir sonraki bölümde de bakarız. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş noktalandıralım. Şu anda transfer sezonunda değiliz. Bu sonraki bölümlerde muhtemelen transfer dönemine kadar geliriz arkadaşlar. O zaman yine transfer yapmaya çalışacağım takıma güzel oyuncular. Şimdi videomu burada noktalandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir maç sunmaya çalıştım sizlere. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir sonraki PES 2019 Analik bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.